Ben Troy'u tanımıyorum, feshettim derse. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız veya eski sistemde bakanlar kurulumuz değil, Almanya da bunu yapabilir, Amerika da yapabilir. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un bu sözlerinin ardından Montreux tartışması başladı. Emekli 103 amiral gece saatlerinde bir bildiri yayınladı. Bildiride Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde irtica tartışmaları ve en son basına yansıyan bazı fotoğraflardan rahatsızlık duyulduğu kaydedildi. Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu meseleye adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Türk milletinin bağrından çıkan, şanlı bir geçmişe sahip ana ve mavi vatanın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Bildiride geniş yer verilen bir diğer konu Montreux Sözleşmesi'ydi. Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası anlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montreux Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişeyle karşılanmaktadır. Montreux, Lozan Barış Anlaşması'nı tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montreux Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. 103 emekli amiralin hazırladığı bildirinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, açıklamayı hazırlayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır açıklamasını yaptı. Bildirinin gece saatlerinde yayınlanması, 103 amiralin imzacı olması darbe tartışmasını da beraberinde getirdi. Darbe imalarına ilişkin bildiriye imza atan amiraller konuştu. Amacımız Türkiye'nin menfaatlerine sahip çıkmak. Açıklamayı darbe çağrısı olarak yorumlamak son derece yanlış. Yani bir görevdeki amiral mesai saatleri içinde makam arabasıyla nereye gidiyor? Tarikatın yuvasına gidiyor ve üniformanın üzerine o kıyafetleri giyiyor. Bakınız hani şöyle diyemezsiniz. Bu dinini yaşıyor, dininin gereği olan kıyafetleri giyerek ibadet ediyor diyemezsiniz. Bakınız hiçbir çağdaş ülkede işte bu Fransa'dır, Almanya'dır, Amerika'dır. Böyle yapan birisini hemen meslekten atarlar biliyor musunuz? Ve bu aynı zamanda FETÖ tehdidinin de bir şekilde habercisi. Bunu ciddiye almak lazım. Buna işlem yapmak lazım.